Yaptık. Mevsimin notaları arkada hazır. Biz hazırız. Nereden başlayacağız Enes ya? Çok uzun çünkü. Çok sevgili YouTube efendim, umarım hepinizin keyifleri yerindedir. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ne yaptınız? Nasıl geçiyor günler? İnşallah iyidir. Malumunuz Kasım ayında bir ameliyat geçirdim. Bunun hakkında konuşacağım bugün sizlerle. Konu birazcık uzun olduğu için Instagram'dan story olarak atmadım. Bu sebeple bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu da sizlere iletmeyi borç biliyorum. Benim için önemli bir konu. Bence çok kişi için de önemli olması gereken bir konu. Aslında o yüzden de video çekip bunu YouTube kanalıma atıp sonsuza kadar burada tutmak istiyorum. Kaç kişi dinlerse, kaç kişi bilinçlenirse o kadar iyidir. Kasım ayı içerisinde bir takım zorluklar yaşadım. Bir ameliyata girmem gerekti. Kötü haberler aldım. İyi haberler aldım. Garip şeyler yaşandı. Hem benim için, hem yakın çevrem için, hem ailem için. Çok zorlu şeyler yaşadık açıkçası Kasım ayında. Hatta hala daha tam olarak psikolojik olarak hani o stresi ve sıkıntıyı atlatabilmiş değilim. Çok uzatmadan size konuyu anlatmak istiyorum. Bugün sizinle meme kanseri hakkında konuşacağız. Şu an bu hastalığı çok rahat bir şekilde söylemek bana çok garip geliyor. Çünkü Kasım ayıma adeta kara bir bulut gibi bu kelime, kanser kelimesi oturdu. Beni canlı yayınlardan çok uzun yıllardır izleyen insanlar bilir. Benim chatimde bir oyunu oynarken bizi kanser ettin demek bile yasaktır. Çünkü gerek baba tarafından gerek anne tarafından ne yazık ki bu hastalıktan çok fazla muzdarip olmuş. Ve hatta bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetmiş. Çok çok yakın akrabalarım var. O yüzden hiç sevmediğim bir kelimedir. Adıyla bile beni huzursuz eden ve titreten bir kelimedir. 12 Kasım tarihinde kendi kendime duştayken sağ mememde bir kitle fark ettim. Kitle ağrılıydı. Elime çok net bir şekilde geliyordu. Aslında ondan bir ay öncesinde çok minik, belli belirsiz bir şekilde böyle elimi ufak bir şey gelir gibi oldu. Bir daha aradım, taradım, bulamadım. Ve ne büyük cahilliktir ki bir meme muayenesine de gitmedim. Gidip baktırmadım. Çünkü biliyorsunuz ki aslında internette bazı yanlış dolanan bilgiler var. Bunun hakkında da zaten konuşmak istiyorum sizlerle. 12 Kasım tarihinde ancak bayağı ciddi anlamda elime gelen, bende ağrı yapan, hatta kolumu şekilde tuttuğumda çok büyük bir rahatlıkla hissedebildiğim sağ mememde bir kitle fark ettim ve Kütahya'da bir randevu oluşturdum. Hastaneye gittim. Bir genel cerraha gözüktüm. Ve genel cerrahım bana rutin meme muayenemi yaptırmam gerektiğini, bir takım fibrokistiklerim olduğunu, bunları ultrasonda da bir bakmak istediğini söyledi. Ardından ultrasona girdim. Sol mememe baktığımızda doktorum gayet güzel konuşuyordu, anlatıyordu. İşte burada minik minik kistlerimiz var, şunlar var, bunlar var. Sağ mememe geçtiğimizde bir sessizlik hakim oldu ultrason odasının içerisinde. Ve bana direkt olarak sağ mememde saat 9 yönünde böyle tam belirleyemediği ancak meme yapımı bozan ve tam olarak ne olduğunu anlayamadığı bir kitle olduğunu söyledi. Ve beni hızlı bir şekilde MR'a yönlendirdi. Bunların MR'ları da birazcık farklı oluyormuş açıkçası. Kontrastlı bir MR çekildi bana. Ve bu kontrastlı MR'da göğsümde bir tutulum oldu. Bunun hani aslında hani kanser mi değil mi bilinmediği ancak bir tutulum gösterdiği ve genelde de bu tarz kontrastlı maddeler kistlere tutulum gösteriyormuş. 4A biopsiyle, Bratz 4A ile beni biopsiye yönlendirdi. Bratz 4A da şöyle bu arada bu Bratz'lar falan filan hani çok böyle insanı panik ediyor her ne olursa olsun. Bratz 4A da aslında şu demekmiş hani yüksek ihtimalle kanser değilsiniz. Hani bu kitle bir kanser değil ancak gene de bundan biyopsi alalım ve ne olduğunu anlayalımmış. Ardından Ankara'da bir kez daha meme muayenesi olmak istedim ben. Çünkü aslında yazılan ilk raporda
tamam kanser değil diyemiyoruz ama kanserdir de diyemiyoruz dendiği için Ankara'ya gitme kararı aldım ve ablam kendisi zaten sağlık sektörüne çok hakim olduğu için hastaneye gittik. Hastanede ultrasona girdim. Ultrasonum çekilirken yine aynı şekilde sol mememde bir sıkıntı olmadı. Ancak sağ mememde belirlenemeyen bir yapı olduğu söylendi. Daha da yakınlaştırıldığında mamografi çekilme kararı alındı. Ultrason muayenemde lenflerimin temiz olduğu, korunduğu ve bir sıkıntı olmadığı söylendi. Ardından mamografiye girdim ve o dakikadan sonra çok büyük bir stres başladı. Çünkü mamografimde sağ mememde saat 9 yönünde bir kireçlenme tespit edildi. Ufak bir kireçlenmeydi. Ve doktorum bana acil bir şekilde biyopsiye girmem gerektiğini söyledi. Ve bu sefer 4A'dan Bratz 4C'ye ben geçtim. Yani çok yüksek ihtimalle bu kanserli bir hücre denerek acil bir biyopsi istendi. Ardından Ankara'da çok güvendiğimiz, sevdiğimiz bir genel cerraha, alanında meme kanseri olan bir cerraha koşarak gittik ablamla beraber. Bu arada ben çok küçük bir şey olduğunu düşündüğüm için başlarda bunun hani hiç paniklemiyordum. Hani şöyle paniklemiyordum daha doğrusu. Hatta o Bratz 4A verildiğinde de diyordum ki ya okey hani bu kanser bir hücre değil, benim bir şeyim yok. Hatta Kütahya'dan ayrılırken böyle batıyor işte bay bay işte 2 gün sonra görüşürüz falan yapıyorum. İşte hatta gofreti falan filan hiç öpmeden çıktım. Çünkü diyorum ki gideceğim hemen çekilecek. Salı günü de ben tekrardan geri döneceğim işlerime devam edeceğim. Çünkü Kasım ayını kendi içimde aslında çok güzel planlamıştım. Derler ya kıl kurar kader gülermiş. Tam da onu yaşadım gerçekten Kasım ayı içerisinde. Bratz 4C ile gönderildim. Genel cerrahım muayenemi yaptı ve bana çok başında bir kanseri yakaladığımı söyledi. Şu an anlatırken bile böyle kalbim çok hızlı çarpıyor. Kötü kötü oluyorum çünkü gerçekten aslında bu hastalıktan muzdarip olan insanların yanında belki de benim yaşadığım çok ufak ve çok küçük bir şey. Bu arada hepsinden de özür diliyorum. Ancak o insanların ne yaşadığını ve ne hissettiğini çok çok iyi anlıyorum şu anda. Bu hastalığın yüzünüze söylenmesi bile bir kabus gibi. Yani o esnada hani şimdi hiç şey yapmayacağım işte bir anda işte gülerek çıktım oradan ve şöyle yaptım demeyeceğim. Hayır, direkt hasta için aslında çok yıkıcı ve çok zorlayıcı bir an. O yüzden etrafınızda bu hastalıktan muzdarip olan insanlar varsa lütfen hani psikolojilerini özellikle çok çok iyi anlamaya ve anlamlandırmaya çalışın ve ona göre hareketlerinizi düzenlemeye çalışın. Çünkü gerçekten çok zor. Ardından hastaneye gittik. Biyopsim alındı. Ertesi güne PET CT randevusu aldık. Kanserimin evrelendirilebilmesi için. Kaçıncı evrede olduğumu öğrenmem için. Doktorum bana 0 ya da 1'de olduğumu, işte kemoterapi almam gerekebileceğini, işte bu arada çok düzgün ve aslında çok hani bunun olağan bir süreç olduğunu anlattı doktorum bana ve dedi ki kemoterapi alırsan işte saçların dökülecek, yenileri çıkar, daha güzel çıkar. İşte biraz halsizlik olur, şu olur, bu olur. Radyoterapi gerekebilir, ilaç tedavisi gerekebilir dedi. Tekrardan meme muayeneme gittik. Biyopsim alındı. Biyopsim alındıktan sonra ertesi günde patoloji için gönderildi. Sabahına PET CT randevumuzu aldık. Ve ben kaçı oluyor bu? 13, 14, 15'i sanırım. 15 Kasım günü, pardon 16 Kasım sabahı PET CT'ye girdim. Kanserimin evrelendirilebilmesi için. PET CT'im çıktı ve PET CT'imde bu kitlenin başının da başında yani evre sıfırın da önünde bir yerde yakaladığımı bana söylediler. PET CT bunu söylüyordu. Çünkü PET CT'de de keza aynı şekilde bir renklenme vardı. Tam olarak sağ mememin saat 9 yönünde. Patoloji testimden de bunun çok çok iyi huylu olmadığı, çok çok iyi huylu değil hatta iyi huylu olmadığı ancak çok başında yakalandığı bana iletildi. Ve ben hızlı bir şekilde doktorum da tarafından ameliyat edilmek istendim. Çünkü bir an önce bu kitlenin çıkıp hiçbir şekilde hani herhangi bir şeye
gerek kalmadan bu kadar başında yakalanmışken alınması ve çıkarılması istendi. Ve çok hızlı bir şekilde, gerçekten aksiyon olarak çok hızlı bir şekilde, tekrardan söylüyorum, kitle alındı. Ben Ankara'ya geldikten sonra pazartesi günü muayenelerim tamamlandı. Salı sabahı PET CT'me girdim. Salı günü akşamı kanlarımı vererek, EKG'ye girerek ertesi gününe ameliyatım planlandı ve ameliyata alındım. Ve kitle çıkarıldı. Kitle çıkarıldıktan sonra tekrardan patolojiye gönderildi ve bunun, yani buna artık şans mı denir, fazla panikleyip hızlı hareket etmek mi denir, bir yerde verilmiş sadaka mı denir, bilmiyorum gerçekten ne deneceğini. Ancak çeviremeden kendisini, ben bu kitleyi yakalıyorum, bu kitle alınıyor ve şu anda da iyileşme sürecindeyim. Doktoruma gittiğimde tekrardan benim sosyal medya içerisinde bir iş yaptığımı ve bu sosyal medya içerisinde çok ciddi bir oranda kadınların beni takip ettiğini ve bu konuda insanları nasıl bilinçlendirebileceğimi sordum. Ve doktorum bana ilk olarak şunu söyledi. Birincisi dedi, artık eskisi gibi bu 40 yaştan sonra işte mamografiydi, meme muayenesiydi, bunlar kalmadı dedi. 30 yaşından itibaren bunların başlanması gerekiyor dedi. Kendi kendine muayene evet olabilir dedi. Ancak yılda bir kere mutlaka gidip kadınlar meme muayenelerini yaptırmaları gerekiyor dedi. Mesela ben de bu konuda şöyle dedim. Okey, işte ben 50'yim. İşte bir şey yoksa eğer, ben kendi muayenemi kendi kendime yapabiliyorum evin içerisinde. Benim bir yere gitmem gerek yok kafasındaydım ben de. Ancak sizden rica ediyorum, lütfen yıllık meme muayenelerinizi muhakkak ve muhakkak yaptırın ve baktırın. Benim belki de bu kadar hızlı hareket etmeseydim bu kitle kendisini kansere çevirecekti, lenflerime geçecekti. Bu arada bunlar da çok zorlu süreçler. Gerçekten yaşayanlar bilir. Ben hepinize bir kez daha kolaylıklar ve sabırlar diliyorum. Umarım bu savaşınızda başarılı olursunuz. Çünkü gerçekten bu kitle çıktıktan sonra ben %100 bir şekilde, bende hiçbir şey kalmadığına, bu hastalıkla ilgili vücudumda hiçbir şey olmadığına %100 olarak emin oldum. Bunun çok daha, dediğim gibi, zorlu süreçleri var. Ve bence doktor çok büyük bir şans insan için. Ne yazık ki bunlar göründüğünde, ben çünkü çok fazla hikaye de dinledim bu esnada. Başında yakalayıp aslında benim gibi gidip, ancak doktorlar tarafından hiçbir şeyiniz yok, siz gidebilirsiniz, rutin hayatınıza devam edebilirsiniz deyip 6 ay sonra ne yazık ki bu hastalığın daha zor bir aşamasıyla savaşmak zorunda olan insanlar var. Ancak bunların hiçbiri son değil. Çünkü gerçekten Savaş Koçak'la tanıştığımda şunu da keşfettim. Dördüncü evreden, son evrelerinden, artık işte sizi daha uzun yaşatalım denilen evrelerden insanların gayet hayatta kalabildiğini, bu hastalığı atlatabildiğini bizzat gördüm. Orada öyle kadınlarla da tanıştım. Ne mutlu ki bana. Hepsinin savaşı gerçekten çok kıymetli. Kasım ayı çok zor bir aydı. Kısacası benim için. Aslında 2023 galiba zor bir yıl olarak benim hafızamda hep kalacak. Ailem için de çok zordu, sevdiklerim için de çok zordu. Pek çok insan gerçekten hayatlarını devam ettiremeyecek noktaya geldiler. Hani benim tarafından bu haber alınınca. Ve ben bir kez daha şunu anladım ki gerçekten hayat o kadar kısa. Ve aslında gerçekten o kadar önemliyim ki. Bu önemi bir tek kendime göstermiyorum. Yani bir tek ben önemli değilim. Onun dışında her şey çok önemli, herkes çok önemli, çevremde dönen olaylar çok önemli. Benim her şeye kafa yormam gerekiyor, her şeyi dert edinmem gerekiyor, her şey için savaşmam gerekiyor, her şey için üzülmem gerekiyor. Bu hastalıktan sonra gerçekten şuna döndüm. Ha ya, okey Pelin, hani sen varsın, sen varsın, fikirlerin var, içine attıkların var. Ben zaten çocukluğumdan beri insanlara çok fazla sıkıntılarımı, dertlerimi, problemlerimi anlatabilen bir insan değilim. Çünkü hep çevreme şöyle bakarım. İnsanların benim dertlerimden çok daha önemli dertleri ve savaşları var. Ve ben o yüzden işte kendi dertlerimi kendi içimde de halledebilirim. Kendi sorunlarımı şöyle de halledebilirim gibi bir özelliğim var ne yazık ki. Ve çok ciddi bir içime atma problemim var. Belki de bu hastalık bana dedi ki, yok, artık yapma bunu. Artık bunu kendine yapma dedi ve ben de yapmamaya bundan sonra özen göstereceğim. Umarım hepiniz sağlıklı, çok iyi
ve keyiflisinizdir. Umarım canınızı sıkmamışımdır bu arada bu konuda. Canınızı sıkmak için değil kesinlikle. Tam tersine bu konuda bilinçlenmeniz için bu videoyu çekiyorum. Lütfen rutin meme muayenenizi yaptırın. Hatta rutin bütün sağlık kontrollerinizi yaptırın. Doktorlar, hastaneler bizim korkmamız gereken öcüler değil. Biliyorsunuz ben iğneden çok çok korkan bir insanım. Ama bir görseydiniz o iğnelere nasıl bakabiliyordum, nasıl bayılmadan orada durabiliyordum. Beni kesinlikle görmeniz gerekiyordu. Bunlar öcü değil, bunlar kötü şeyler değil. Kan testlerinizi yaptırın, hayatı sağlıklı yaşamaya çalışın, düzgün uyuyun, düzgün beslenin diyeceğim ama bunlar da zor şeyler biliyorum. Ben de yapamıyorum hepsini. Hala daha yapamıyorum. Ameliyattan sonra bile olmuyor yani. Hala daha kafama taktığım, üzüldüğüm, dert edindiğim şeyler var. Ama ancak kendimi gerçekten bundan sonra negatif ve beni ilgilendirmeyen şeylere bir süre kapatmış bulunuyorum. Çünkü gerçekten bence ben bunu yaşamamalıyım. Beni seven insanlar da bunu yaşamamalı diye düşünüyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bayılıyorum size ya. Sevmek az kalır. Size bayılıyorum. Tamam mı? Gününüz, haftanız, ayınız, her şey mükemmel geçsin. Sizi çok seviyorum ama bunu zaten biliyorsunuz. Başka yerlerde görüşmek üzere. Bye bye.